Şişt, bana bak. Ne söyledin o kadına sen? Babamın hiç parası yok. Benim de param yok. Bütün gün aç gezdik. Hesabı da ödeyemiyoruz. Bizi alıp götürecek polis amcalar. Ne dedin, ne dedin? Korkma, korkma. Öyle demedim. Hayır, yani ne yaptın da o güzelim kız sana para verdi? Onu anlamadım. O kız sana bakmaz. Ne diyorsun ya? Ne alakası var? Onun için mi diyorum? Yani diyorum ki artık kötü şeyler yapmanı yasaklıyorum. Çünkü kötü şeyler yaparsan polisler seni hapse, beni de yurda koyarlar. O yüzden ben senin hep yanında olacağım. Ben de bu gidişle katil olacağım. He, illa hapse gireceğim diyorsun yani. Ha. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Cehennemin dibine. Metro seferi vardır oraya da, bilirsin sen. Şu yaşa gelmişsin, hala bir araban bile yok. İnsanı gözaltına kendi arabasıyla almıyorlar, bayan çok bilmiş. Şu... Yürü. Alo, merhaba Tarık Bey. Ne? Doğum başladı mı? Beklediğimden erken. Tamam, ben hemen geliyorum, hiç merak etmeyin. Tamam, görüşürüz orada. İyi günler. Bir şey soracağım. Burası Uğur abinin evi mi yoksa bizim evimiz mi? Uğur abinin evi değil. Bizim evimiz de değil. Benim evim, benim. Yürü. Hadi geç. Kim bilir bunun ne kadar karnı açtır. Ya bu meyve alabilir miyiz? Kendine yer yaptın, bir de bu iç mi kaldı? Geç hadi içeri, bırak onu, geç. Geç. Nasıl yaşıyorsun burada ya? Gayet güzel yaşıyorsun. Ay! Ne bağırıyorsun? Ha, böcek var orada, böcek var. Böcek var orada. Ha, yine mi geldin sen? Ay! Şuraya uçtu, şuraya uçtu. Dur. Evi böyle pis bırakırsan böcek gelir tabii. Evet, şu an evde kocaman bir böcek var. Ben acıktım. Çüş. Daha yeni yedin. Nereye gidiyor bu yediklerin? Çenene mi? Hayır. Ben büyüme çağındayım. Yemezsen boyun uzamaz. Bana bak kızım. Ben seninle uğraşamam ha. O yüzden paşa paşa kendin mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Gitme evden. Bir şey diyeceğim. Ben sana mı çekeceğim boy olarak? Yoksa anneme mi? Annem uzun muydu? Hayır. Tanımıyorum ki ben seni. İlk 48 saat çok önemli. Kolostorum almazsa buzağı kaybederiz. Emmesine dikkat edin. Baktınız ki emmiyor. Günde 3-4 defa ağız sütü verirsiniz. Anlaşıldı. Tamam. Bu ineğin ilk buzağısı olduğu için dikkat etmek lazım. Üstelik erken doğdu. Şimdi baksınız anne yaklaştırmıyor. Böyle benimki gibi kuru bir bez alırsınız, tamam mı? İyice silersiniz yavruyu. Tamam mı? Tamam. İyi şanslar ufaklık. İlk doğum zordur ama iyi atlattık ha. Ben gelene kadar ufaklığa iyi bak, tamam mı? Ben gidiyorum şimdi. Bir şey lazım olursa telefonum 24 saat açık biliyorsunuz. Allah senden razı olsun kızım. Bir şey diyecektim ama... Tamam, gelecek ay sütleri satınca ödersiniz Tarık Bey, sıkıntı yok. Gelecek ayda yemcinin parasını verecektim ama... Tamam, o zaman elin rahatlayınca ödersin. Sana karşı da ayıp oluyor ama... Bir şey lazım olduğunda ne yapacağım? Siz çekinmeyin, arayın beni. Senin gibi insan kaldı mı yeryüzünde Candan kızım be ya? Alo. Alo, Candan Hanım. Bir dakika. Buzağıyla ilgilenirken anneyi ihmal etmeyin lütfen, olur mu? Tamam, merak etmeyin. Alo, pardon. Buyurun. Ha, Candan Hanım. Ben avukat Selim Atakan. Sanırım telefonunuzu değiştirdiniz. Bir haftadır size ulaşamıyorum. Konu neydi acaba? Ben babanız Mustafa Bey ile ilgili rahatsız ettim. Babam mı? Bir yanlışlık olmasın, biz onunla uzun zamandır görüşmüyoruz. Candan Hanım, babanız Mustafa Bey'i kaybettik. Bugün uygun olursanız ofisime uğrayabilir misiniz acaba? Bakalım. Ah, bak sana mama getirdim. Hadi bakalım. Sen şimdi şunu ye. Ben sana daha sonra daha güzel mama getiririm, tamam mı? Senin adın bence Mıstık olsun. Evet, Mıstık olsun senin adın. Aferin sana ya. Sen çok acıkmışsın belli ki. Ne yapıyorsun sen? Hiç, etraf topluyorum. Bıraksana kızım. Kızım mı? Lafın gelişi. Çekil, çekil şuradan. Nasıl yaşıyorsun burada ya? Sana ne? Benim evim. İster toplarım, ister toplamam. Sana ne? Artık burası benim de evim. Ben böyle pislik içinde yaşayamam. Git o zaman. Gitmiyorum. Ya bıraksana benim eşyalarımı. Bırak şunları. Senin eşyana, bu mu? Allah Allah, evet. Ver. Sen bunları hiç yıkamıyor musun ya? Gitsene şuraya. Ya bırak ya, bırak. Ya yıkayacağım. Ya bırak. Eskiydi zaten. En sevdiğim tişörttü bu. O zaman yere atmasaydın. Candan Hanım, babanız vefatından önce vasiyetini oluşturmuş. Ve tüm mal varlığını abinizle sizin aranızda paylaştırmış. Buna göre şirket abinize Arnavutköy'deki evi, içindeki eşyaları ve çok değerli tablolardan oluşan koleksiyonu da size bırakmış. Arnavutköy'deki evi. Evet. Özellikle de sizin almanızı istemiş. O istemiş olabilir ama ben istemiyorum. Anlamadım. İstemiyorum. O evi istemiyorum. Candan Hanım, bu miras bir vasiyet olduğu için biz bunu istediğimiz gibi bölüştüremeyiz. O evi size bırakmış. Tamam, o zaman satalım. Yani hemen satmak istiyorum. Ev ikinci derecede tarihi eser sınıfında olduğu için bu biraz zaman alır. Ama tabloları değerlendirebiliriz. Evet. Siz ilgilenebilir misiniz? Tabii ki. Yalnız mümkün olan en kısa sürede lütfen. Anlıyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ben bir an önce çözüm bulup sizi arayacağım bu konuyla ilgili. Ha bu arada sizde var mıdır bilmiyorum ama bu evin anahtarı. Babanız çok uzun zamandır gitmiyordu eve. Hayırdır? Bu ne? Yemek açım dedin ya. Kaç saat önce söylemiştim. Yeme o zaman. Yeme. Bana ne? Sen hep böyle mi yersin? Hiç yemek yapmaz mısın? Ben pek yemek yemem. Nasıl yani? Öyle işte. Mesela kuru fasulye, ne bileyim köfte patates, yaprak sarması yapar mısın? Çok güzel sarma sararım ben, böyle kalem gibi. Gerçekten mi? Şaka. Annem yemek yapar mıydı? Ne bileyim ben. Neden bilmiyorsun? Tanımıyorum ki ben senin anneni. Tanımıyorsan ben nasıl oldum? Ya anlasam zaten. Ne yapıyorsun taze baba? Uğur bak, büyüğümsün demem ağzına burnuna vururum ha. Oğlum delirme hemen ya, şaka yaptık delirtme ya. Sen Allah Allah. Ne yapıyorsun kız çocuğu? Kız çocuğu değil, Öykü. Adım var benim. Sen hadi git içeride. Neden? Aa, ne kadar ayıp. Babalar bir şey deyince yapılır değil mi? Uğur. ama yemek yiyorum. Tamam, orada da yeniliyor. Hadi git içeride. Olmaz. Yani böcek olur sonra. Yalnız. Kalk diyorum sana. Al şunları. Al, kalk. Kalk. Heh. Geç. Allah Allah. Oğlum. Bayağı elinde patladı ya lan kız. Ne elinde patladı? Kurtulacağım ben bundan. Kurtulacakmış. Nasıl yapacaksın onu acaba? Yatsana yerine. Kız yatmış oraya. Vicdanlı baba seni. Ah. Demir. Hı. Kalk lan kalk. Hayır git. Oğlum kalk, kız yok lan. Hangi kız? Oğlum Öykü yok. Öykü kalksana. Öykü kim ya? Oğlum saçma saçma işler yapma. Kalk de, kız yok diyorum oğlum sana. Ya boş ver. Ya Demir saçmalama. Kalksana oğlum. Ya gitsene Allah Allah. Oğlum kalksana, arayalım şunu. Kız yok diyorum sana. Dinlemiyor musun? Yoksa yok ya, teyzesine gitmiştir. Teyzesini bulmuştur Allah Allah. Bırak zaten bütün gece kurtulmaya çalışıyorum. Lan oğlum 8 yaşında kız nasıl gidecek teyzesine? Kalk arayalım, gözünü seveyim Demir. İstanbul Ulaşım Ağı'nı ezbere biliyor, gider o. Demir saçma saçma işler yapma. Kalk arayalım şunu. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Oğlum bana bak lan. Savcı tekrardan ensene mi binsin istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben anlamadım ki ya. Şişt. Kalk arayalım. Tamam, tamam kalk. Geldi geldi. Merak etme. Uyandın mı sonunda? Kızım sen neredesin? Ha? Aklımız çıktı bizim burada. Kendi adına konuş. Ya siz burada uyuyordunuz. Bunu dürttüm. Uyanmadı. Sen de burada sıkışmış uyuyorsun. Ben de gittim marketten alışveriş yaptım. He? Bak kırdın geçirdin ortalığı. Doğru söylüyorsun. Bana ne değil mi? Bana ne ya? Bana ne? Kendin düşün. Senin kızın oğlum. Ben niye düşünüyorum ki zaten? Doğru söylüyorsun. Bana ne? Savcı binecek beynini, ondan sonra göreceğim ben sana neyi. İster misin? Ver. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz doktor hanım. Ya kusura bakmayın, sizi de böyle apar topar çağırdım ama meşgul müydünüz? Taşınma telaşı, önemli değil. Hayırdır, ne oldu Şimşek'e? Ya dün akşamdan beri basamıyor, toparlıyor. Ben de sabah ettim siz gelene kadar. Tamam, merak etmeyin, şimdi hallederiz. Siz geçin, ben geliyorum. Alo. Ha, Candan Hanım. Tablolarla ilgili rahatsız ettim sizi. Buyurun. Ben gerekli ayarlamaları yaptım. Bir koleksiyoner 3 tabloyla da ilgileniyor. Eğer kararınız kesinse... Kesin. Tamam o zaman. 2 gün sonra alıcının birlikte çalıştığı ekspert ve yardımcısı size gelecekler. Tabloları inceleyip bir fiyat verecekler. Peki avukat bey benim ne yapmam gerekiyor? Fiyatı kabul ederseniz imza atmanız kafi. İmza işlemleri tamamlandıktan sonra size bir çek verecekler. Tablolar da alıcıya ulaştıktan sonra ben sizden çeki alacağım, bankaya götüreceğim. Tahsil edeceğim ve hesabınıza aktaracağım. Bu kadar. Yani bu kadar çabuk halledebildiğiniz için teşekkür ederim. Ya rica ederim, görevimiz. Ha Candan Hanım, bu ev meselesi ne oldu? Hala satmakta kararlı mısınız? Siz o ev biraz zor satılır demiştiniz değil mi? Evet, kolay değil oranın satılması. Ben zaten bugün geçici olarak oraya taşınacağım. Ama siz satış işlemlerini hemen başlatabilirsiniz. Tamam o zaman, anlaştık. Tamam, teşekkür ederim, iyi günler. İyi günler. Vay be. Helal olsun kız. Nereden öğrendin böyle yumurta yapmayı? Evde. Nasıl evde? Teyzen izin veriyor muydu ocağı falan kullanmana? Hı? Oğlum ne gülüyorsun? Tuhaf yani. Ufacık çocuk lan sonuçta. Ne ufacık çocuk ya? 80 yaşında nine. Yer cücesi. Sen böyle çocuk görüntüsüne bakma bunun. Yer cücesi ne lan? Öykü nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Kız şaka yaptık. Nereye gidiyorsun be? Formamı giyeceğim. Dişlerimi fırçalayacağım. Saçımı tarayacağım. Benim daha bir sürü işim gücüm var. Sizin gibi değilim ben. Okula gideceğim daha. Vay yavrum vay vay vay. Kızın yumurtasını yemiyorsun değil mi? Ye ye. Oğlum vallahi bu çocuk mocuk değil lan. Yer cüce misin ya? Ne diyorsun sen buna? Ulan ne adamsın lan Demir ya. Oğlum o bilgi şey ya, ben sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Oğlum çok büyük bir iş var lan. İş? Aynen. Yani sen dünden sonra bana hala iş diyebiliyorsun öyle mi? Oğlum dur bir delirme ya. Allah Allah. Oğlum büyük iş var diyorum. Daha dün akşam benim de haberim oldu. Lan dün gece neyin nereden haberin oldu? Nereden haberin oldu? Lan aşk olsun lan. Oğlum benim nasıl bir haber ağım var senin haberin yok mu? Ha? Şurada kuş uçsa bana anında haberi gelmez mi? Tabii kardeşim, tabii gelir. Tarihimizin vurgununu yapacağız oğlum diyorum sana. Lan oğlum emeklilik ikramiyemiz olacak bu para. Bak bu işi becerelim. Bir daha ömür billah çalışmamıza gerek yok lan. Allah Allah. Allah Allah mı? Ulan oğlum ben sana 15 senedir ne zaman yalan söyledim? Her zaman. Demir, bak canım kardeşim bu iş farklı. Çok kolay. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz diyorum sana. Vuracağız voleyi, alacağız parayı oğlum. Büyük iş diyorum lan. Anlat kardeşim, anlat tamam. Vallahi mı? Anlat. Bak dinle. Hı. Kadının adı Candan, tamam mı? Candan Hoşgör. Veterinermiş, yalnız yaşıyor. Yani babası daha yeni ölmüş. Oğlum konuya gel, konuya. Ya buna bir ev kalmış, tamam mı? 3 tane değerlik tablo. Yani yıllardır zaten ailesiyle görüşmüyormuş. Babası ölünce bu durum ona da sürpriz olmuş senin anlayacağın. E'si canım kardeşim. Kadının elindeki tablolar hayvan gibi para ediyor, para. Oğlum ne diyorsun açık söylese kadın tabloları mı satıyormuş yani? Aynen oğlum. Avukatına talimat vermiş elindeki tabloları satıyormuş lan. En güzeli de bize satacak bize. Bize derken? Bak şimdi şöyle kadın bu tablolarla bir tane iş adamı ilgileniyor sanıyor tamam mı? Sözde bu iş adamı da kadının evine bir sanat eksperi yollayacak. Yani böyle koleksiyonu görüp fiyat bitsin diye. E'si canım kardeşim. Bu sanat eksperleri biz olacağız oğlum. Biz ikimiz lan. Biz. Evet. Yalandan inceleyip fiyat biçeceğiz oğlum tablolara. Hepsi bu. Sonra senin güzel yeri dinle. Bak tablolar 3 ediyorsa biz 1 vereceğiz. Anlatabiliyor muyum? Hı. Anlaşmayı yapacağız. Tabloları alacağız. Elimizi kolumuzu sallayarak çıkacağız. Gideceğiz arıcıya vereceğiz malı alacağız parayı. Bitti gitti bu lan. Bu. Harika. Oğlum onu diyorum dinlesen anlayacaksın zaten. Ben yokum. Demir, delirtme beni Allah aşkına. Saçma konuşma ya. Daha yeni hapse giriyordum az kalsın. Yokum ben bu işte. Hayır. Oğlum, oğlum bir dinle. Mafya yok diyorum. Oğlum bak mafya yok. Sahte para yok, silah külah hiçbir şey yok lan. Oğlum mis gibi iş. Sen sadece sanat eksperi gibi takılacaksın. Hepsi bu. Oğlum bir saat bile sürmeyecek lan işimiz. Kadını kandıracağız, mal alıp çıkacağız diyorum lan. Hepsi bu diyorum ya. Hırsızsınız siz. Hırsızsınız değil mi? Hah. Buyur buradan yak. Daha demin birini soyacağınızı konuşuyordunuz. Duydum burada. Sen nasıl konuşuyorsun Öykücüğüm? O ne çirkin laflar ya? Yakışıyor mu senin ağzın öyle hırsız falan? Ha? Biz hırsız falan değiliz. Ya nesiniz peki? Biz şeyiz, biz bir çeşit sanatçıyız biz. Anladın? Hangi sanatçı? Ya sen sanat nedir biliyor musun? Biliyorum. Resme falan denilir. Tamam resme deniyor da bak şimdi. Sanat ne biliyor musun? Var olan bir şeyi görüp, tamam mı? Var olabilecek olanı yaratmaktır. Yani biz de bunu yapabildiğimiz için bir çeşit sanatçı sayılırız. Hırsızlar böyle bu işin niteliksiz elemanlarıdır. Sıradan işçiler gibi düşün. Ama biz böyle bu işin ehli profesyonelleriyiz. Ha, siz yani dolandırıcısınız değil mi? İnsanları kandırıp paralarını alıyorsunuz. İkiniz de polise şikayet edeceğim. Benim bu veletten bir an önce kurtulmam lazım. Bir an önce. Kırık falan değildir inşallah. Yok yok merak etmeyin. Şu şeyi görüyor musunuz? Buraya çivi girmiş. Şurada hafif bir enfeksiyon var. Ben şimdi yarayı açacağım, iltihabı akıtacağım. Bir temizleyelim orayı. Bana temiz bir kova su lazım ama. Ahmet, bir kova su acil. Ayağı alalım. Tamam, tamam Şimşek geçti. Geçti kızım, tamam. Tuttum. Bakın. Bir sıkıntı kalmaz değil mi bacağında? Yani tekrar çıkabilecek yarışa. Önce bir sağlığı düzelsin de. Ondan sonra başlar yine hafif hafif koşmaya. Siz gelince hep böyle uslu uslu duruyor. Daha önceki veterineri kaç defa çifteledi? Ben bugüne kadar hiçbir hayvandan kötülük görmedim. Lan geç işte geç. Ne var? Ne var? Bir şoförlüğümüz eksikti zaten. Hırsızlıktan daha mı zor? Bana bak cüce. Ya ne kadar ayıp. Biz hırsız falan değiliz diyorum sana ya. Bak mis gibi altın bileziğimiz var diyorum. Kızlar takar bilezik. O anlamda değil, iş anlamında söylüyorum. Bak mesela babana ben taktım bileziğini. Uğur baba falan deme bak ben takacağım şimdi daha. Nerede bu okul? Ya şuradaki. Neredeki? Az ilerideki. Hah. Hadi naş. Harçlığım. Ne harçlığı? Harçlık. Teyzem bana her gün 10 lira veriyordu. Yuh. 10 lirayı ne yapacaksın kız bacak kadar boyunla? Al şunu. Al şunu hadi git. Hadi vur. Seni okula götürmüştü arabayla anne. Ha babam. Hani senin baban yoktu? Artık var. Ama annen yok. Sana ne? Hem herkesin annesi vardır değil mi? Senin yok. Hem annen olsaydı ödevlerini yaptı. Benim annem her gün bakıyor. Bence yalan atıyorsun. Baban yok senin. Var. Adı da Demir Göktürk. Neden hiç gelmedi okula? Daha önce yoktu. Artık gelir. Ben şöyle bir hesap yaptım da günde 10 lira, ayda 300 lira para ediyor lan. Çocuk çok masraflı bir şey. Ya yok öyle 300 lira 300 lira falan. Şu işi halledelim ben kurtulacağım. Ne diyorsun oğlum? Neyi ne diyorsun? Sen kabul ediyor musun bu işi? Ne yapayım Uğur? Ne yapayım ha? Başka çarem mi var? Kirayı bile ödeyemiyorum. Kardeşim benim be. Oğlum işte bu yırttık lan. Oğlum yırttık. Bak ne yapalım biliyor musun? Gel buradan aracıya gidelim. Şu ince detayları da alalım. Sonra gidelim tabloları araklayalım oğlum. Oğlum bitti lan bitti. Oğlum ben sana bir şey diyeyim mi? Artık kiracı değiliz, ev sahibiyiz lan. Ben de Hacı Ana'ma şöyle güzel bir ev döşedim mi var ya, Allah'ım ya. Kadının ismi ne? Müfide. Hacı Ana'nın ismini sormuyorum Uğur. Tabloların sahibi kadının ismine. Candan. Evet oğlum Candan. Candan! Hadi bakalım. Oğlum çok ballısınız vallahi. Hem çok kolay hem de tertemiz iş. Nereden baksan çöpsüz üzüm. Nereden nasıl haber aldın? Kaynak sağlam mı kardeş? Ben sağlam olmayan işe girmem birader. Jilet abinin işi hep sağlamdır Demir. Ne? Jilet ne ya? Ne oldu? Beğenemedin mi? Yok abi olur mu öyle şey? Biz... Jilet abi, biz işin heyecanından şey yaptık şu an. Onunla alakalı. Yoksa siz anlatın abi. Biz can kulağıyla dinliyoruz. Dediğim gibi. Çok basit iş. Sanat eksperi gibi gidip kadının tablolarına 1 milyon fiyat biçeceksiniz. Benim ayarladığım parayla da satın alıp bana getireceksiniz. Ben de size ödemenizi yapacağım. Ne kadar bu ödeme? Sizinki de 1 milyon. Yani ben toplamda size 2 milyon vereceğim. 1 milyon kadına ve tablolara, 1 milyon da siz paylaşacaksınız. Anladınız mı? Tabloların gerçek ederi ne peki? İstersen sen orasına karışma birader. Tabloları getir, payını al. Alın bunu. Kadın ve tablolarla ilgili her şey yazıyor burada zaten. İyice çalışın. Kadının size güvenmesi lazım. Hiçbir şeyden şüphelenmemesi gerek. Sıkıntı yok abi bizde. Bizde abi. Ne oldu Demir? Ne oldu? Yok bir şey. Birader. Bir sıkıntı mı var? Sıkıntı yok. Yok abi yok. Hiçbir sıkıntı yok. Biz hallederiz bu işi. Bizde abi iş. Jilet abi. Abi. Bizde iş. Sıkıntı yok. Hallederiz abi biz.